O Şahbaz itini bir an evvel yakalamamız icap eder. Tez dağılın sokaklara Leventler. Nerede serip getirin onu bana. Siz subaşı mekanını basınızdır. Ben de Şahin'le Antuan'ı alıp gümrük mekanını basacağım. Olur ağam. Hadi. Cezalandırdın Gabriel. Bu kendi kanımla yaptığım bir intikam aynı. Sadece cezalandırma değil Yüce Doç. Değil. Değil. Onlar bizden Levita'yı aldıysa biz de Kelemez'i onlara mezar ederiz. Babama ve bütün Hristiyanlık alemine yaptıkları yanlarına kalmayacak. 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 İşte senden beklediğim tavır. Onlarla yaptığımız barış sadece bir göz boyama. Barışı bozmadan onlara kan kusturacaksın. Bizden adı almanın bedelini ödeyecekler. Artık Türklerle savaşımız daha şiddetli olacak. Bütün gücümüzle saldıracağız onlara. Önce Kelemez'i yıkacağım oruçlu Hızır'ın başına. Sonra Akdeniz'de bir tek Türk bile bırakmayacağım. Kelemez'deki Şahbaz'ı ele vermek zorunda kaldın. Nasıl başaracaksın bunu? Şahbaz'ın Kelemez'de ordu gibi adamları var. Bir yolunu bulup kurtaracaktır kendini. Böyle olduğunu bilmesem asla ele vermezdim onu. Türklerden intikamımızı almak için. En güçlü silahımız o olacak. O Şahbaz denen hain it nerede? Ne bilelim biz? Sabahtan beri gelmedi. Gidin başka yerde arayın. Gümrük emirliği değil mi burası ha? Kafanızı kesmeden söyleyin. Nerede Şahbaz? Şahbaz'ı bulduğumda kellesini alacağım. Siz de onunla birlikte kelleniz gitsin istemezseniz deyin hele nerede? Ya subaşı mekanında ya da evinde. Hızır subaşı mekanını basacak. Biz de eve gidip basalım. Gabriel seninle çalıştığını itiraf etti. Her yerde seni aramaya başladılar. Yakalarlarsa öldürürler beni. Tez Kelemez'den kaçmamız gerek. Şehirdeki, etraftaki bütün adamlarımıza haber salın. Yakıp yıksınlar her yeri. Kelemez'i sokakları cehenneme çevirsinler. Emir olur beyim. Bana bak. Şahsen Emed'e haber edin. Onu burada bırakamam. Koydaki gemiye gelsin. Haydi. Oruç Reis. Buraya gelir beyim. O hainin evi buradadır. Kimse yok burada. Kaçmış belli ki. Tez peşlerini söyleyeyim haydi. Bana bak. Sen bizimle gülümle. Haydi çabuk toz ol. Bir yere kaçamazsın Şahbaz.
türlü kafamı kopartacağım senden. Gebertin şunları! Şahbaz buradaydı reis. O tarafa doğru kaçtı. Ses peşlerine düşeceğiz. Kelemezden çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz onların. Haydi! Pençemizden kurtuluşun yok Şahbaz. Adımınıza ölüm tuzağı kurdum. Beni yakalamaya gücünüz yetmeyecek. Saldırın! Her yere adamlarını pusulamış. Tam üstlerine gidecekken saldırdılar. Her önlemi almış anlaşılan. Kuzeyden çıkmışlar. Ormana doğru kaçarlar belli ki. Kelemez'den çıkmadan yakalamamız gerek. İki kol ayrılacağız hazır. Sen pirilerini koy al buradan, biz de bu taraftan. Haydi. Eyvallah. Buyur hanım. Hanımım. Taze. Şahbaz Bey'in Gabriel'le yaptığı işbirliği ortaya çıkmış. Boruş ve Hızır peşine düşmüşler. Koyda bekleyen gemiye sizi gelmenizi ister Şahbaz Bey. Eyvallah. Kimseye belli etmeden kaçıp gemiye gidelim biz de. Hadi. Şahbaz kaçınca Şahsenem'le telaşa düşüp harekete geçti. Şimdi gerçek yüzünü açığa çıkarma vakti geldi. İzler yaklaştığımızı gösterir. Yakında yakalayacağız Oit'i. Kelemez'in her yerine ordu gibi adamlarımı yedim Oruç. Bu vakitten sonra kelle vermem. Kelle alırım. Yeter artık, yüzümüzü yere eğdin hain! O Gabriel ihtinden medet umacağına, gel bari buradan af dile. Sonra ne olacak? Senin gibi Oruç'un yanaşması mı olacak? O Gabriel itini bile affettim. Kılıç Bey'le Şahin'in hatırına seni de affederim. Gel af dile. Benim her şeyimi elimden aldınız. Ben de Kelemez'i size cehennem edeceğim. Her şeyinizi yok edeceğim. Babamın kemiklerini daha fazla sızlatma. Beni de kardeş katili etme. Babamı ben öldürdüm. Hayatta acımam. Hayatta acımam.
sen mi öldürsün? Nasıl yaptın bunu? Öz babamıza nasıl kıydın? Ulan ben de seni gebertip babamın intikamını almaz mıyım lan? Babamın kanını yerde koymayacağım Şahbaz. Sesi bu. Oruç Reis Şahbaz'la boğuşur belli ki. Zor da olabilirler. Yürüyün! Antoine. Antoine dayan. Dayan. Biz seninle ne acılar atlattık. Dayan, bunu da atlatacaksın. Antoine, aç gözlerini, Antoine! Çabuk yarın şu kıskacı! Çabuk Antoine, çok kan kaybeder! Bu kıskacı yaramazlar. Çıkamazlar bu kıskaçtan. Ölüm vuruşunu ben yapacağım. Yetti Kaan! Birer birer ölür. Kıskacı yaracaklar beyim. Çabuk. Bizim acilen sahile gidip gemiye yetişmemiz lazım. Modon'a gideceğiz. Haydi. Şahbaz! Nereye kaçarsan kaç, bulacağım seni. Babamın intikamını alacağım Şahbaz! No!
Vaziyeti nasıl baba Oruç? Yaşayacak değil mi reis? Test hekimi yetiştirmemiz lazım. Çok kan kaybeder. Ben sırtlanırım onu reis. Yetişir çocuk Allah'ın izniyle. Hadi aslanıma. Burayı kaldır. Dayanasın ola. Seni kolay kolay ecele teslim etmek kara korsan. Dayanasın. Ya bismillah. Ağam. Şahbaz'ın nereye kaçtığını söyleyecek biri vardır burada. Nerede? Nereye kaçtı o Şahbaz? Konuş! Koyda bekleyen. Gemiyle kaçacak. Öldürmeyin beni. Ben öyle bir söz vermedim. Tez düşelim peşlerine ağam. Antuan'ın yarası kötüdür. Ben başında kalayım. Yakalayın onları, hazırım. Ben de Şahbaz'ın peşinden gideceğim. O hain it babamın kanını dökmüş. Onu kendi ellerimle gebertene kadar duramam ben. Tez yetişelim o vakit. Haydi. Haydi aslanım. Gemi koyda bekler. Bir an evvel varalım. Haydi. Koyda bekleyen gemiye giderler belli ki. O gemiyle kaçacaklar. Ben Şahsenim'in peşinden gidip onu yakalayacağım. Sen tez varıp Hızır'a haber et. Gemi hareket edecek olursa Keleme sularından çıkarmasınlar. Emredersin hanımım. Haydi acele edin, haydi. Oruç, ne oldu böyle? Şahbaz'ın adamlarıyla vuruşurken oldu. Beni korumak için kendini merminin önüne attı. Vaziyeti hiç iyi değildir. Peki ya Şahbaz? Şahbaz gemiyle kaçar. Hızır peşindedir. Ayrılmasına izin vermez onun adadan. Hele bir Hızır onu getirsin. İbret alem edeceğim onun leşini. Dayanasın oğla. Sen bizim kara korsanımızsın. Dayanasın. Aç gözünü oğla. Hiçbir yere bırakmayız seni. Haydi. Ya haydi aç gözünü oğla. Nedir vaziyeti? Her şey değildir reis. Fena kan kaybeder. Tez hekim çağırın dedim. Haydi. Geldim Oruç reis. Geldim. Haydi tez bak bakalım yaralarına. Evet, saçmalar ciğerlere saplanmış. Kalbinin bir parmak üstüne de girmiş. Elimden geleni yapacağım ama yaşaması çok zor. Onun nice acılara dayandığını ben kendi gözlerimle gördüm. Dayanacaktır o. Elinden geleni yapasın hekim. Dostumu kurtar. Hemen yapıyorum. Hızır reis. Senin ne işin vardır burada? Meryem Hatun Şahsenem'den şüphelenip takip etti. Koyda bekleyen bir gemiye gitti Şahsenem. Meryem Hatun size haber vermemi söyledi. Hızır, Şahbaz da gider o gemiye. Meryem şüphesinde haklı çıktı. Şahsenem de Şahbaz'la işbirliği yapmaktaymış meğer. Beraber kaçacaklar. Şahsenem. Ben ona yüreğimi açtım. O Şahbaz'la bir olup beni sırtımdan hançerledi. Ben de bunun hesabını sormazsam bana da Kılıçoğlu Şahin demesinler. Meryem bizi kıyıda mı bekler? Şahsenem'i yakalamak için gemiye girecek. Meryem, Şahsenem'i yakalayayım derken Şahbaz'ın eline düşebilir. Tez gemiye varmamız gerek. Haydi! Haydi abi, nerede kaldın?
Meryem. O hain abinle beraber kaçacaksın değil mi? Artık gizleyemezsin. Senin de hainliğine aşikar oldu. Sonunda emeline ulaştın. Ama kendi sonuna adım attın Meryem. Ölümüm benim kılıcımdan olacak. O kadar emin olma Meryem. Tam vaktinde yetiştin abi. Hızır peşimizde. Sansar, o gelmeden tez yelkenleri fora edin. Bir an evvel Modan'a varmamız gerek. Haydi. Meryem'i de yanımızda esir olarak Modan'a götüreceğiz. Bu hediye Gabriel'in çok hoşuna gidecek. Gider. Meryem'in atıdır bu. O da gemide kaldı. Şahbaz iti onu da esir almış. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Şimdi ne yaparız? Meryem'i o hainin eline esir bırakmayacağız. Tez gemiyle peşlerinden gideceğiz. Haydi! Gittikçe kötüleşir. Ne yaptın? Çıkarmadın mı hala saçmaları? Çıkarım çıkarmasın ama kurşun saçmaları ciğerlere epey zarar vermiş. Vadiyeti gittikçe kötüleşiyor. Dayan Antuan. Dayan esaret yoldaşım. Dayan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun, vaziyet nedir? Vaziyet iyi değildir. Her an kaybedebiliriz Antuan'ı. Allah'tan ümit kesilmez. Sen kendini daha fazla hırpalamayasın. Bundan gayrısını biz halledersin. Nasıl hırpalamayayım dermiş baba? Benim için kurşunların önüne attı kendini. Dostum burada ölümle boğuşurken ben nasıl gideyim? Kelemez de ortalık karışık. Senin baş olarak bu işe müdahil olman lazım. Merak buyurmayasın. Biz elimizden geleni yaparız. Sen gidersin, hadi. Elindeki altınlar gemi almaya yetmez İlyas. Siz bana istediğim gemiyi verin. Kalan altınları da ben çalıştıkça öderim size. Borca gemi vermeyiz İlyas. Kusura bakma. Ben borcumun altında kalmam, merak etmeyin. Hepiniz de tanırsınız beni. Siz bana istediğim gemiyi verin, usulünce anlaşalım. Olmaz İlyas. Ne zaman gemi alacak altını denkleştirirsin, o zaman gemi sahibi olursun. Ne yapıp edip o gemiyi alacağım. Herkes de neler yapabileceğimi görecek.
Boşuna zorlama kendini. Artık elimizde esirsin. Seni de Modon'a götürüp Gabriel'e teslim edeceğiz. Sefil bir esir gibi yaşayacaksın orada. Hızır'ın da eli kolu bağlanacak. Hızır'ın elini kolunu bağlasanız dişleriyle parçalar sizi. Modon'a varmadan tepenize çökecektir. Hızır bize saldırırsa seni öldürürüz. Bakalım yine de cesaret edebilecek mi saldırmaya? Sana attığım tokadın acısını hala unutamadın değil mi? Beni vuranla sendin. Ama ona rağmen alamadın hıncını. Alamayacaksın da. Beni öldürsen de sana attığım o tokadı unutamayacaksın. Nasıl olsa elimizde esirsin. Modon'a gidene kadar sana öyle bir eziyet edeceğim ki ölmek için yalvaracaksın. O vakit tokat attığına bin pişman edeceğim. Hızır da kurtaramayacak seni. Sen Hızır'ı hiç tanıyamamışsın belli ki. Gerçi doğru nasıl tanıyacaksın ki? Ona sırnaşa sırnaşa yanaşmaya çalıştın. O da bir iti kovar gibi kovdu seni yanında. Sen de kuyruğunu kıstırıp rezil olup defoldun gittin. Modon'a gidene kadar seni eziyet ede ede inleteceğim. Bana attığın tokatın bedelini çok acı ödeyeceksin. O Hızır'ın gözü senden başkasını görmezdi ya. Suratını öyle bir hale getireceğim ki bir daha dönüp suratına bakmayacağım. Eline bırakmayacağım dayan. Şahbaz'ın gemisi provamızda. Durdurmak için yetişmemiz gerek onlara. Haydi. Modon sularına girmeden yetişmemiz gerek. Yoksa ele geçiremeyiz. Haydi. Yelkenleri ıslatalım Niko. Rüzgarı tutsun ki hızlanalım. Haydi. Ambarda ne kadar ağırlık varsa gönderin Derya'ya. Haydi. İyice hızlanmamız gerek. Haydi. Haydi. Adanın muhafızı olarak elinizden kaçırmanız hiç iyi olmadı sizin için. Tez vakitte yakalamanız gerek. Hızır peşindedir. Gereğini yapacaktır. Ama evvela bizim içimizdeki gafillerin hesabını sormamız gerek. Benimle böyle konuşamazsın. Şahbaz haindir dedikçe sen onu koruyup kollamadın mı? Burnunun dibindeki haini bile göremeyecek adamsın. Daha fazlasını da hak edersin ama dua et ki devletin hatırı vardır. O Şahbaz iti yüzünden benim dostum ölüm döşeğinde yatar. Bundan gayrı o haini elini uzatan kim varsa ona merhamet göstermeyeceğim. Benim bu paşanın verdiği zararlara gayrı tahammülüm yoktur. Bundan gayrı ya bunu buradan gönderin ya da Kelemez'de tek söz sahibi ben olacağım. Bu paşa da buna boyun eğecek. Devletin paşasıyım ben. Ne demek hükme boyun eğmek ha? Zinhar kabul edilemez bu. O vakit Osmanlı ile ittifakımız biter. Devletle ittifak etmeden ne yapabilirsin ha? Biz deryalarıyız paşa. Davamızı yedi deryada sürdürürüz evvelallah. Olmaz öyle şey. Sen bizim deryalardaki kılıcımızsın. Kızıl elmamız Akdeniz için kıymetlisin. Pire için yorgan yakmayasın Oruç Reis.
Oruç Reis haklıdır. Devlet aliyenin paşası böyle bir ahmaklığa düşmez. Düşerse de cezasını görür. Ama Hamza Bey... Ama bundan böyle Kelemez'de tüm salayet Oruç Reis'tedir. Sen de ona uyacaksın. Üstüne söz söylemeyeceksin. Şu şahbaz meselesi bir an evvel hallolsun Oruç Reis. Kelemez'in tek hakim oldum diye sakın sevinmeyesin. Çünkü burayı sana kolay kolay yar etmeyeceğim. Benim kılıç hakkıma göz dikenin... ...evvela o kılıcı kafasına yiyeceğini hesaplaması gerek. Bana hiçbir şey yapmaz. Bak, ben senin suratını öyle bir hale getirdim ki... ...hayatın boyunca bir ucube olarak kalacaksın. Hızır geldi. Gemisiyle yanaşır bize. Kahretsin. Sintine'ye hedef aldı mı Sansar? Aldı beyim. Hepsi Alesta. Hey. İlk atışta vurmamız lazım abi onlara. Şimdi bak gör bakalım. Nasıl denizin dibini boyluyorlar. Atış mesafesine girdiler hızı. Leventler! Gemi batırılmayacak. Meryem de içindedir. Onu kurtarmamız gerek. Su kesimine atış yapılmayacak. Toplar Alesta! Hızır. Topları Sintine'mize nişan almışlar. Batıracaklar biz Hızır. Serdümen! İskele 20! Ateş! Sintine'yi ıskaladın abi. Bordadan vurduk. Hiçbir işe yaramadı. Hızır manevra yaptı. Meryem'i getirin buraya. Atış bizde. Haydi Hızır geçirelim pençemizi şunlara. Hızır dur. Thank you.
yapmışlar sana böyle? Tehdit olarak göster onu bize. Gemiyi vurursak Meryem zarar görebilir. Gemi vurulacak. Başka yolu yok. Toplanan esnaf! Hazır, emin misin? Gemiyi vurursak Meryem de onlarla birlikte batabilir. Toplanan esnaf dedim! Haydi! Topları Alesta ederler. Anlaşılan Hazır senin canını da umursamaz. Becerebiliyorsa vursun bakalım. Sen de bizimle beraber batarsın. Sevdiğin adamın elleriyle ölürsün. Niyetleri bizi batırmak değil, belli ki ele geçirmek. Hızır beni göz göre göre kurban eder mi sandınız? Baş edemeyeceksiniz onlarla. Meryem'le tehdit etmemize rağmen vurdular. Gebertelim bekle, bunu! Bekle. Bununla daha işimiz var. Daha fazla ilerleyemeyiz. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? En yakın adaya çıkacağız. Buraya en yakın ada Kaleos Adası. Oraya çıkacağız. Hazır olun. Bunları da adaya çekip orada bitireceğiz işlerini. Sonra dümeni tamir edip Modon'a gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Asla yakalayamayacaklar bizi. Asla yakalayamayacaklar. Bir an çok endişelendim Meryem'e bir şey olacak diye. Neyse ki yekeden vurmayı iyi akıl ettin Hazır. Şimdi bir adaya çıkmak zorundalar. Buraya en yakın ada Keros Adası'dır. O Şahbaz'a da, Şah Senem'e de o adayı idare edeceğim. Hazırlanın Mehmetler. İstikamet Keros Adası. Meryem'i kurtarıp o hainlerle hesabımızı göreceğiz. Haydi. Antoine hala kendine gelmemişidir reis. Hekimle Derviş Baba da hala yanı başındaydır. Eyvallah. Hızır'dan da hala haber gelmedi. Yakalayabildi mi acaba Şahbaz'ı?
Şahbaz'la Şahsenem aynı gemide kaçmışlar Baba Oruç. Meryem Altun'u da esir etmişler. Hızır peşlerindeymiş. Meryem'i nasıl yakalamışlar? Ne işi var Meryem'in gemide? Meryem, Şahsenem'in hain olduğundan şüphelenirdi. Bize de söylemişti ama ihtimal vermemiştik. Onu yakalamaya çalışırken esir düştü belli ki. Şahbaz'ın gemisi Modon'a gidermiş. Şahbaz Modon'a sığınacak anlaşılan. Yahu bunlar bizimle daha yeni barış yapmadılar mı? Kendi ağızlarıyla itiraf ettikleri haine bir de kapı mı açacaklar? Şahbaz oraya gittiğine göre Gabriel'le işbirliği yapmaya devam edecektir demek ki. Tez bu konuyu Hamza Bey'le konuşmam icap eder. Bir an evvel gereğini yapmamız gerekir. Eğer işbirliği yapacaklarsa orayı başlarına yıkarım onların. Saçmaları çıkardığın halde yarası niye kanar hala hekim efendi? Yarası çok ağır. Ne yaptımsa olmuyor. Korkarım Antoine'ı kaybediyoruz. Yaşa abi. Yaşa abi. Yaşa abi. Sevgilim. Sonunda kavuştuk işte. Yıllar önce seni ateşlerin içinden kurtaramadım. Ben de seninle her gün yanıp kavruldum ama sonunda kavuştuk işte. Henüz kavuşma vakti gelmedi Anton. Sana kavuşmak için kendimi ölüme sürükledim. Ama hiçbirini de başaramadım. Şimdi yan yana gelmişken nasıl kavuşma vakti olmaz? Geri dönmelisin Antoine. Dostlarınla yürüyeceğin yol daha önemli senin için. Dostlarım. Onları bırakmak da zor ama şimdi seni nasıl bırakıp gideyim? Burada yaşamak için aşman gereken eşikler var Antoine. Yapman gereken şeyler var. Seni yakıp kül eden bu dünyada ben neden yaşayayım? Onlar beni Müslüman olduğum için yaktılar Antoine. Bilmiyordum. Müslüman olduğumu anlayanlar beni cadılıkla suçladılar. Ama inan bana, bir defa değil, bin defa yansam bunun için ah etmem. Onlar benim bedenimi yaktılar ama ruhum sonsuz bir saadete erişti. Beni yaktıkları ateşte sen de yıllarca boş yere kendini yaktın. Şimdi git ve hayatını cehenneme çeviren o ateşi söndür. Sana yardım edecek dostlarla birliktesin.
Sen dostlarınla oldukça ben de hep mutlu olacağım. Ve seni bekleyeceğim Anton. Şimdi istirahat edesin evlat. Konuşacağımız çok vakit olacak. Sağ olasın. Kolay gelin. Sağ olasın. Baba Oruç. Antoine kendine geldi. Nihayet gözlerini açtı. Çok şükür. Gidip evvela Antoine'ı görelim. Eyvallah reis. Hazır sizi buldu bir kere. Yakalamadan bırakmayacak. Kurtulamayacaksınız ondan. Düşür seni. Hızır bu adadan sağ çıkamayacak. Bu sebeple sen de cesedine sarılırsın artık. Adamlarımız tuzakları kurdular mı? Kurdular bey. Hızır o tuzaklarda geberdikten sonra biz de dümeni tamir eder Modan'a gideriz. Hava gelirken hava alacaksın Hızır Efendi. Haydi. İzler adanın kuzeyini gösterir. Kuytu kayalıkları vardır orada. Pusuya yatıp bekleyecekler belli ki. Şahin. İyiyim. Ama fena saplandı ok. Sarmamız lazım. Hazır mısın? İstersen sen Mehmetlerle burada bekle Şahin. Bu yarayla daha fazla yürüme. Ay, elinde babamın kanı vardır.
babamın intikamını bırakmam hazır. Ocağım kopsa da geleceğim. Eyvallah. Herkes temkinli olsun. Peşlerinden tuzak kura kura çekildiler belli ki. Tez peşlerinden yetişip yakalayacağız onları. Haydi. Aksman. Oruç. Şükürler olsun iyileştin. Geçmiş olsun kardeşim. Öte dünyada kavuşmak istediğim sevdiklerim vardı. Ama baktım bu dünyadaki dostlarımın bana ihtiyacı var, kaldı. Benim için kendini kurşunların önüne attın. Bunların hesabını beraber sormadan gitmek olur mu? Sen de benim canımı kurtarmak için sevdiklerine kavuşmaktan vazgeçmiştin, unuttun mu? Sen de sağ olasın Derviş Baba. Her müşkülümüze yetişirsin. Allah razı olsun. Yetiştiren Rabbimize hamdolsun. Al yiğit. Bismillah. Bismillah. İmdi avunu da eştim mi yarelerin hemen cecük ey olacak. Hoca adam, ben kendim yapabilirim. Çocuk muyum? Konuşma ola. Ey olana da kendi ellerimle bakacağım sana. De haydi aşağısın. Kayalıklara az kaldı. Haydi. Kaçış bitti Şahbaz. Isır. Meryem. Sana ne yapmışlar böyle Meryem? Seni benim elimden artık hiç kimse kurtaramaz Şahbaz. Yürü! Saldırırsan Meryem gözlerinin önünde ölür. Ben sana güvendim şahsen. Af dilediğinde sana bağrımı açtım. Sen nasıl bu hainliği ettin bana? Nasıl bu şeytana ayak uydurdun? Bu sizinle bizim aramızda bir savaştı abi. Ben de savaşı kaidelerine göre oynadım. Asıl sen bizim tarafımızda olması gerekirken düşmanlarının tarafını seçtin. Senin abi dediğin bu adam. Senin abi dediğin bu adam var ya. Babamı öldürdü, babamı! Abim, ne yaptıysa doğrudur. Babamızın ölmesi gerekiyormuş ki, öldürmüş. Siz nasıl bu hale geldiniz? Nasıl bu kadar şeytanlaşabildiniz? Ha? Ulan hiç vicdan yok mu sizde be? Hiç vicdanınız yok mu? Bu kadar yeter Şahbaz. Kadınlar aradan çekilsin. Sen bize Meryem'i ver. Biz de Şahselim'e dokunmayalım. Ne hesabımız varsa biz görelim. Ben yer miyim bunu? Ben zaten senin elini kolunu bağlamak için kaçırdım Meryem'i. O sebeple
Siz atın pusatlarınızı, gidin buradan. Yoksa Meryem ölür. Şahsenem yapma. Yapma. Yapma bacım, kurban olayım, yapma. Sakın çekme o tetiği. Bak, ben senin abinim. Hala merhamet var sana içimde. Tövbe et, af dile. Gel yanımıza. Gel güzel bacım. Haydi. Haydi ver elini. Ama benim kimseye merhametim kalmadı abi. Ben safımı çoktan seçtim. Şahbaz abim ne derse odur. Bu size son ikazım. Atın pusatlarınızı, gidin buradan. Gitmeyiniz. Bırakmayın bu aynı. Benim canımı düşünme. Ey o vakit. Sen istedin onu. Şahsenem. Öldür. Şahsenem yapma. Yapma! Meryem! Oh.
İçim paramparça oldu. Ama geçecek. Geçecek, düzelecek bunlar. Seni sağ salim kurtardık ya. Bütün yaraların iyileşecek. Şahbaz. Şahbaz nerede? Şahbaz nerede? Yok, yok hazır. Hiçbir yerde yok. Şurada düşmüştü en son. Kaçıp gitmiş. Sonradan gelenlerle kaçmış olmalı. Test peşlerine düşün Niko, haydi! Şahsenem, güzel bacım. Sana gel dedim. Ne olursa olsun affederim seni dedim. Kardeş kardeşe yaşamak varken. Benim için kardeşini vurdun Şahin. Acını iyi bilirim. Ne desem kâr etmez. En küçüğümüzdü o. En kıymetlimizdi bizim. Kendi ellerimle kıydım ona. Şahbaz babamı öldürdü. Ben de kardeşimi öldürdüm. Ben de mi onun gibi oldum şimdi? Sen zor olsa da doğru olanı yaptın Şahin. Yanlış iş Şahbaz yaptı. Bacın da onun tarafında olmayı seçti. Heder etme kendini bu kadar. Takdire ilahiye boynumuz kıldan ince. Hep istemiştim. Bir gün onu telli duvaklı göreyim. Kendi elimle gelin edeyim. Şimdi kardeşimi Akki Efendi'ni toprağa vereceğim. Hamza Bey, Kelemez'in bütün salayetini Oruç'a verdiniz ama onlar burayı muhafaza edemezler. Bir haine bile sahip çıkamadılar.
Yarın bir gün maazallah Kerem'in başına daha büyük bir bela gelebilir. Devletin hükmü ne vakitten beri münakaşa edilir oldu? Gel. Oruç Reis sizinle görüşmek ister Hamza Bey. Şahbaz yakalandı mı? Şahbaz gemiyle Modan'a doğru gidermiş. Meryem'i de esir almış. Hızır peşindedir. Yakalayamayacağınız belliydi zaten. Şahbaz Modan'a gittiğine göre Gabriel'le işbirliği içindedir anlaşılan. Onlarla yaptığımız barış ahdine aykırıdır bu. Tez gereken neyse yapmamız icap eder. Şahbaz'ın Modan'da olduğu ispat olunmadan ne yapabiliriz? Adamlar inkar ederse ne diyeceğiz? Haini koruyup kollamalarına göz mü yumacağız? Meryem'i de aldılar yanlarına esir diye. İyice elimizi kolumuzu bağlamaya çalışırlar. Susup oturmayız elbette. Ama evvela delilimiz olması gerek. O vakit bütün kuvvetimizle çökeriz tepelerine. Sorarız hesabını. Ama delilimiz olmadan çökersek mesele büyür. Biz suçlu oluruz. Hızır peşindedir. Eğer Modan'a gittiği ispat olunursa... O vakit kıyamet koparırım Hamza Bey. Delilsiz sakın bir şey yapmaya kalkışmayın. Hızır da Modan'a delilsiz gitmeye kalkmasın. Adamlar inkar ederse kendini tehlikeye sokar. Nasıl kıyıp da yaptılar bunu sana? Gelip beni kurtaracağından hiç şüphem olmadı. Bu eziyetlere dayandıysam senin umudun sayesindeyim. Ama yüzüm... bakılacak durumda değil artık bilirim. Belki sen bile bundan sonra... sevgiyle değil, acıyarak bakacaksın bana. Ben sana gözümle değil, gönlümle bakarım Meryem. Ama sen böyle konuşursan benim gönlüm incinir. İşte o vakit göremez olurum. Hızır! Şahbaz'ı kaçıranların izini sürdük. Kıyıdan bir gemiyle ayrıldılar. Gemi de Modan istikametine doğru gider. Gabriel. O kurtardı elimizden. Daha yeni canını bağışladı Goitin. O Doş denen herif barış yaptı bizimle. Şimdi de bize saldırıp o haini elimizden alırlar, öyle mi? Ya barış yapıp sırtımızdan vurdular ha? Hazırlanın Mehmetler. Modan'a gideceğiz. Gabriel'e bunun hesabını sorup o haini ellerinden alacağız. Şahbaz bizde değil derlerse ispatlayamazsınızdır. Bu yaptığın düşmanca sayıp hadise çıkarırlar. O vakit senin de başın belaya girer. Modan'dan dönmen bile zor olur. Annem doğru der Hızır. Osmanlı seni bu durumda suçlu görebilir. Ne olursa olsun... burada bize saldırıp o haini elimizden aldılar. Bu kalleşliği yanlarına bırakmam. O adamı bize teslim edecekler. Etmezlerse de barışı kendileri bozmuş demektir. O vakit kılıcımızı tepelerinde hissedecekler. Şahin, sen Mehmetlerle beraber Şahsenim'in cenazesini al defnedersiniz. Meryem'i de yanınıza götürün. Ben bacımı çoktan içime gömdüm. Babamın da, bacımın da intikamı içimde cayır cayır yanar. O şahbazı gebertmedikten sonra da bu ateş sönmeyecek. Ben de Modan'a geleceğim sizinle. Eyvallah. Niko, sen Meryem'le Levent'leri al, Kelemez'e dön. Tamamdır. Meryem,
Şahsenem'i de yanınıza götürün. Kelemez de usulünce gömülsün. Biz Şahbaz'ı almaya Modon'a gideriz. Uruç Ağam'ın malumatı olsun. Tamamdır. Aklım sende hazır. Temkinli ol, olur mu? Hızır seni öldürecekken son anda elinden kurtardık. Senyor Gabriel seni öldürmesine engel olmak için gönderdi bizi. Seni Modon'a götürüyoruz. Hızır. Her şeyimi aldılar elimden. Öz bebeğimi gözümün önünde öldürdüler. Öldüreceğim hepsini. Hızır'ı, Orucu. Bacımı öldüren Şahin'i. Hepsini geberteceğim. Ne bu halin? Elimdeki altınlar gemi almaya yetmez. Bu kadar altına kimse gemi vermez bana. Hay Allah. Bak ne diyeceğim. Acaba Oruç Han'la mı konuşsan İlyas? Belki gemi sahipleriyle konuşur. Sana kefil olur. Ya da ne bileyim, yardımcı olur sana. Esma'm, sen ne dediğini bilir misin? Ben kendi gemimin reisliğini yapacağım diye çıkıp gelmedim o kaleden. Şimdi bana gemi al diye ağız mı bükeceğim ona? Ne yapacağız o vakit? Başka çaremiz kaldı mı? Ben bulacağım çaresini. Kendi gemimi alıp kendi reislimi yapacağım bu deryalarda. Herkes de görecek sözümü nasıl yerine getirdiğimi. Ne pahasına olursa olsun o gemiyi alacağım. Şahbaz'ın onların elinden kurtulacağını size söylemiştim Yüce Doç. Kelemez'e artık giremez. Ne işbirliği yapalım seninle? Ben giremesem bile elim oradadır. Mesih Paşa'nın yaveri sadık adamımdır. Onun üzerinden Kelemez'le istediğimiz tertibi kurarız. Güzel. O zaman saldırı planını hemen yapmaya başlayın. En kısa zamanda Kelemez'i yerle bir etmenizi, onları kana bulamanızı istiyorum. Asker, silah, ne gerekliyse hepsini vereceğim. Merak etmeyin Yüce Doç. Onları benim bacımı öldürdüler. Sizin de adanızı elinizden aldılar. Yarından tez yok, intikamımızı alacağız. Hızır Modon'a geldi efendim. Benim için gelmiştir.
Gönderin gitsin. Şahbazı ona teslim etmeyeceğiz değil mi Yüce Doç? Gönderelim gitsin. Gelsin. Neler oldu Niko? Şahsenem nasıl öldü? Şahbaz nerede? Şahsenem Meryem'i öldürecekken Şahin Bey kendi kardeşine kıymak zorunda kaldı. Biz de Şahbaz'ı vurduk. Lakin saldırıp kaçtılar. Kim saldırıp kaçtı? Bilmiyoruz ağam. Bilmiyoruz ama Şahbaz'ı götüren gemi Modon'a doğru yol aldı. Hızır da bu işin içinde Gabriel'in olduğunu düşünüp Modon'a gitti. Seninle bu mevzuyu konuşmuştuk Oruç Reis. Adamlar inkar ederse ne olacak? Hızır'ın bu yaptığı hadise çıkarır orada. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Adamlar haini kaçırmışlar Hamza Bey. Onun yerine kim olsa aynısını yapardı. Şimdi benim burada nelerle uğraştığımı anladınız mı Hamza Bey? İşte bunlar hep böyle. Asiler. Ne devlet nizamı bilirler, ne de ilmi siyaset. Başlarına buyruk davranıp herkesin başını belaya sokarlar. Hızır haklı sebepten gitmiştir oraya. Ben yaptığının arkasındayım. Tez gemiler hazır edin Niko. Teyakkuzda olun. Eğer Hızır bu gece gelmezse Modon'a gideceğiz. Orada kardeşimin kılına zarar gelirse o kaleyi başlarına yıkacağız onların. Hangi cüretle baskın yapar gibi giriyorsunuz kaleme? Sen ne cüretle Şahbaz denen o haini elimizden alırsın? Ben kimseyi almadım elinizden. Modon'a gelen bir gemiyle kaçtı. Senden başka kim olacak? Ben kimseyi kaçırmadım. Şahbaz kendi isteği, kendi rızasıyla geldi buraya. Şahbaz'ı almadan buradan gitmem Gabriel. Derhal teslim et o haini bize. Derhal. Kimseyi teslim etmeyeceğim size. O adam bize hainlik yapan biridir. Sen ne cüretle bize ihanet eden birini vermezsin? Çünkü ben artık Venedikli Şahbaz'ım. Bre alçak. Bre hain. Sonunda bu hainliği de ettin ha. Bu kafirlere biat ettin. Yüz karası köpek. Kimse kurtaramaz seni elimden. Elinizdeyken siz kaçırdınız onu. O da gelip bize sığınıp biat etti. Biz bize sığınıp biat eden kimseyi teslim etmeyiz. Şu şeytan oyunlarını bırakın artık. Yaptığınız barışı bozmaktır. Eğer savaş çıkarsa ilk kan burada dökülür. Derhal teslim edin şu haini. Sen anlamadın herhalde. Ben artık Venedikliyim. O sebeple eğer saldırırsanız asıl siz barışı bozmuş olursunuz. Ama seninle savaşım yeni başladı Şahin. Sen bacımı şahsenem öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Kendi kanında boğacağım seni. Benim bacım asıl senin yüzünden öldü. Onu da kendin gibi şeytanlaştırmasaydın ben de elimi kana bulamazdım.
babamın da, bacımın da katili sensin. Ben de senin katilin olacağım. Ne oluyor burada? Şahbaz'ı teslim etmemi istediler, ben de vermedim. Onlar da saldırdılar. Barışı bozmaktır bu. Tutuklayın. Adım atanın kellesini alırız. Asıl siz bize ihanet eden bu adamı alıkoyarak barışı bozdunuz. Ya onu bize verirsiniz ya da savaş başlar. Adam bize sığındı. Venedikli oldu. Siz de size sığınan hiç kimseyi vermezsiniz. Asıl ona bir şey yapacak olursanız savaş başlar. Hem askerimizi öldürdünüz, hem de bize sığınıp Hristiyan olup biat eden birini zorla almak istiyorsunuz. İstesem zindana tıkarım sizi. Yüreğin yetiyor saat. Oruç Ağan da senin gibi dik başlıydı ama bu kaleden içeri sokup kölem yaptım onu. Seni de zincirleyip zindana tıkmadan defol git kalemden. Bize ihanet eden birini koruyup kollamak düpedüz düşmanlıktır. Burada yaptığınız saygısızlığı affediyorum. Bu altınlarda Şahbaz'ın peşini bırakmanız için. Bu kadar iyilik de size yeter. Ama bir daha böyle bir şey yapacak olursan eğer bedelini ağır ödersin. Şimdi derhal terk edin burayı. İyi vakit. Ama ben bunu asla affetmeyeceğim. Bu haini almak için elimden ne geliyorsa yapacağım. O vakit kim ne bedel ödeyecekmiş? Öleceksiniz. Gebertince babamın da bacımın da kanı temizlenmiş olacak. Sığındığın bu kafirler de seni kurtaramayacak. Seni kendi kanında boğacağım. Bekle beni. Hızır'a çok dikkat et Gabriel. Başımıza büyük bela olacak.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا geldi mi ihtiyar? Buyur aslan evlat. İçimi yakan, yıllar yılı nice kapılar aşındırıp çareler aradığım derdimin dermanı sende midir? Sualinin cevabı da, derdinin dermanı da bende değil, sendedir evlat. Bu fakirin cürmü sadece sana aradığın yolu göstermeye kâfidir. O halde düşündeki işaretlere sen bir izahat ver. Rüyamda yıllar önce zalimlerin ateşe atıp yaktığı sevgilimi huzur içinde buldum. Bana yakılmadan önce Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman olduğu için yakmışlar onu. Yanına ulaşabilmem için açmam gereken eşikler olduğunu ve bu konuda dostlarımın yardımcı olacağını söyledi. Kalbimi sıkan bu boşluğun ilk kez o zaman dolduğunu hissettim. Şimdi söyle bana. Sevdiğim kızın işaret ettiği o dost sen misin? Derviş. Sen aradığın huzuru yüreğinde bulmuşsun evlat. Arzu ve her şey
sonsuz merhametiyle donatan Hak Teâlâ bazen insanların içine yangın tohumları serper. Ki yeryüzünde sadece yüzünü Allah'a dönsün ister. Türlü türlü yangın vardır. Tabiattaki yangınları ancak su söndürür. Ama yürekteki yangını yalnızca Allah söndürür. Senin bu gözünden akan yaşlar içindeki yangının taştığının alametidir evlat. Sualine gelince evlat, gerçek dost sadece Allah'tır. Allah'ın gerçek dost olduğunu idrak etmen için bir vesileye ihtiyacın vardı. Biz sadece aradığın yol için vesile oluruz. Bugüne dek iyilik, güzellik, doğruluk adına ne gördüysem sizden gördüm. Siz ise bunun sebebinin inancınız olduğunu söylediniz. Anladım ki benim ruhumun şifası sizin inancınızdır. Ben de Müslüman olmak istiyorum. Yardım et bana derviş. Sen yüreğinde İslam'ı zaten bulmuşsun evlat. Şimdi bunu dil ile ikrar etme zamanıdır. Söyleyeceklerimi tekrar edesin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abduhu ve Resulü. Abduhu ve Resulü. İslam'ı kabul etmiş biri, İslam'la şereflenmiş biri yeniden doğmuş gibidir. Sen de yeniden doğdun. Allah bu yolu sana nasip eyledi. Sen de bunu isteğinle murad ettin. Bundan böyle senin ismin Murat olsun evlat. Allah iki cihanda da senin muradına eriştirsin inşallah. Murat. Kızım, şükür olsun ki yanımızdasın. Nihayet sağ salim. Belki Hızır bile beğenmez bundan sonra beni. Adadayken bir şey demedi ama acıdığından demedi belki. Hızır, gözüyle değil gönlüyle bakan yiğitlerdendir. At içinden bu kuruntuları. Hem senin kadar olmasa da ben de anlarım çiçeklerin, otların dilinden. Tabiat perileri şimdi yüzüne dokununca çoğu geçecek üzülmesen. Şahsenem konusunda sana karşı mahcubuz. Sen o kadar uyardın bizi haindir diye ama biz ihtimal vermedik. Ne çare ki merhametimizden yakaladı bizi. Neyse ki hainin birinden kurtulduk. Hızır da diğer hainin peşinden Madon'a gitti. O da hayırlısıyla sağ salim dönecek inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. Oruç nihayet adayı aldı. Hızır da Şahbaz meselesini halledecek inşallah. Gayrı düğün hazırlıklarına başlayalım ne dersiniz? Hayırlısı neyse olsun hala. Hazırım. Şahin.
Siz gelmeseydiniz ben gelip Modon'u basacaktım. Ne oldu? Şahbaz orada mıydı? Oradaydı. Venediklilere sığınıp biat etmiş. Onlar da bu sebepten teslim etmediler. Çıksaydınız kaleyi başlarına. Kılıç da çektik. Üzerlerine de yürüdük, kan da döktük. Lakin Şahbaz alırsak barış bozulur, savaş başlarmış. Onlar bu şeytan oyunuyla savaşı başlatmışlar zaten. Madem laftan anlamazlar, o vakit kılıçlar konuşur. Doğru dersin. İçimizdeki haini saklayarak bize düşmanlık ederler. Gabriel Levita'nın Şahbaz da Şahsenem'in intikamını almak isteyecektir. O hain bacımın canına sebep oldu. Benim elime kardeş kanı bulaştırdı. Bir de intikam mı güdecekmiş? Sen de çok acı çektin Şahin. Her ne kadar Şahsenem'in bize zararı dokunmuş olsa da... nihayetinde senin bacındı. Kendi elinle canına kıymış olmana çok üzüldüm. Kader böyleymiş. Ben yapmam gerekeni yaptım Oruç. O hain köpek hem babamı öldürüp hem kardeşimin canına sebep olsa da... sadece kendi intikamımla hareket etmem. O yaşadıkça yolumuza ziyan olacaktır. Gayem buna mani olmaktır. Şahbaz'la Gabriel harekete geçmeden bizim hamle almamız şart. Tez gidip Modon'u kuşatacağız. Eğer Şahbaz'ı vermezlerse... o vakit savaş başlar. Demek kendine gemi alıp deryalarda iş tutmak istersin, öyle mi? Neden o vakit Oruç Ağa'ndan istemedin gemiyi? Onca ant verdim kendi gemimin reisi olacağım diye. Bunun üstüne yüzümü yere eğmem. O sebepten yardım isteyeceğim tek kişi sizsiniz paşam. İlyas, işte sen böyle uysal ol. Paşana itimat et, sana can feda. Yaver! Emredin Paşa Hazretleri. İlyas kendine gemi alacakmış. Ne kadar altın lazımsa hepsini tedarik edin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Alacağı gemi için de yardımcı oluruz ona. Merak etmesin. Allah razı olsun. Bak İlyas. Ben hep arkanda olacağım senin. Bu deryalarda öyle büyük icraatlar yapacaksın ki... seni sadece Levent olarak görenler bin pişman olacak. Bin pişman. İnşallah paşam. Leventler sefer hazırlıklarına başladı. Yarın yola çıkarsak tez vakitte Modon'u ablukaya alırız. Eyvallah. Modon kalesi burnun ucundadır. Gemilerimizle etrafını çevireceğiz. Eğer bize şahbazı vermezlerse o vakit kalelerinden olurlar. Modon'a kuşatma hazırlıkları başlatmışsın Oruç Reis. Devletin fermanı olmadan nasıl yaparsın bunu? Göz göre göre şahbazı koruyup kollarlar. Barışı bozup düpedüz savaş ilan ederler. Ya ne yapaydık? Devlet de hazırlık yapar Venedik'te büyük savaş için. Kemal Reis donanma hazırlar. Biz onların düşmanlığını bilmez değiliz. Ama şimdi kuşatma vakti değildir. Gabrielit'i kılıcımın ucundayken sizin sözünüze itibar edip affettim. Şimdi daha büyük düşmanlık eder. Ama siz dur dersiniz. Olacak iş mi bu Hamza Bey? Gabriel ve Şahbaz bir olup intikam için saldıracaklardır bize. Onlardan evvel davranmazsak biz tehlikeye düşeriz.
Odon Kalesi öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. Tek başınıza onları Avrupa'ya almanız neredeyse imkansız. Her şeyi hesapladık. Biz gemilerle kaleyi kuşatırız. Eğer şahbazı vermezlerse o vakit gereğini yaparız. Onlar korksunlar bu vakitten sonra Hamza Bey, biz neden çekinelim? Elinizdeki gemilerle koca Modon'a dayanabileceğinizi mi düşünürsünüz ha? Kemal Reis donanmasıyla gelene kadar dayanırız evvelallah. Peki Piri, devlet fermanı olmadan savaşa kalkıştığınızı duyarsa Kemal Reis ne diyeceğini düşündün mü ha? Onun da hesabını biz veririz. Tasası sana düşmez. O şahbaz aynı hayatta oldukça daha başımıza çok dert açar. Bu meselenin kökten çözümü için tek yol budur. Hamza Bey, bunların derdi belli oldu. Biri babasının bacısının intikamını düşünür, diğerleri şahbazı alamadık diye gurur meselesi yaparlar. Sırf şahsi kinlerinden ötürü devletin tertibini bozacaklar. Şahsını düşünmek sana yarışır paşa. Biz düşman tehlikesini bertaraf etmek peşindeyiz. Vaziyet ziyadesiyle ciddidir paşa. Biz beklersek onlar bizi vuracaklar. Kelemez'in her yerinde tedbirleri arttırdım. Biz Modon kuşatmasındayken siz emniyetle alakadar olun kafi. Bak Oruç Reis, bugüne dek haklı olduğun her meselede söylediğini yaptık. Yerine getirdik. Ama savaşa rızamız yoktur. Sen de beni iyi dinleyesin Hamza Bey. Bir düşman tehlikesi varsa üzerime düşeni yapmak benim vazifemdir. O hain şahbazı vermeyerek en büyük suçu zaten işlemişlerdir. Devletin bu vakitten sonra yapacağı tek şey bize desteğe gelmektir. Zira her ne olursa olsun biz bu yoldan geri adım atmayacağız. Yüce Doç, ne diye beni buraya suçlu gibi getirdiniz? Oruç, sefer hazırlıklarına başlamış. Yarın Modon'a yola çıkıyormuş. Hani onlar hamle yapmadan biz hücum edip işlerini bitirecektik? Mesih Paşa'nın yanındaki adamına güveniyordu. Hiçbir şey çıkmadı. Sırf seni elimizde tutuyoruz diye kuşatma başlatıyorlar bize. Ama sen sözünü tutmadın şahbaz. Kim demiş sözümde durmadığımı? Ben Kelemez'e saldırı tertibini çoktan kurdum bile. Neymiş o tertip? Ne kadar kan içici korsan varsa hepsini hazır ettim. Onlar Modon'a doğru yola çıkmadan Kelemez'le bitireceğiz işlerini. Saçmalık bu. Oruç Kelemez'in her tarafında tedbirleri arttırmış. O kadar kan içici savaşçıyı nasıl sokacaksın ki Kelemez'e? O sebeple ben sokmayacağım. İlyas sokacak. İlyas abilerinden ayrılıp kendi gemisini alacakmış. Mesih Paşa'nın yanındaki adamım gerekeni yapacak. Ben de yarın öyle bir oyun kuracağım ki İlyas'a. İlyas adamlarımızı kendi gemisiyle götürecek Kelemez'e. Sonra da Kelemez'le kıyamet kopacak. Oruç ve Hızır'ın ölümü İlyas'ın elinden olacak. Muazzam plan. Bu arada biz de filomuzu ve askerlerimizi hazır edip şahbazın korsanları Kelemez'e saldırdığında hücum edip Kelemez'i ele geçireceğiz. Onlar Modon'u almak isterlerken Kelemez'den olacaklar.
Siz Levit Adası'nın intikamını alacaksınız. Ben de bacım. Gemi aldım kendime. Kelemez limanına demirlemesi için senin mührün gerektir ha. Demek gemi aldın ha. Paşadan mı yardım istedin bunu almak için? Öyle. Benden yardım isteseydin İlyas, ben senin için kefil olurdum gemi sahiplerine. Aramızdaki onca hadiseden sonra nasıl gelip senden yardım isterdim ağam? Ben paşadan daha mı kötüyüm ki benden değil de paşadan istersin? İyilikle kötülükle alakası yoktur ağam. Öyle olması gerekti. Evrağımı mühürlersen artık ben de işime gücüme bakacağım. Bu kadar hırs insanın gözüne perde indirir İlyas. İnsanı hatalara sürükler. Gel vazgeç bu sevdadan. Vazgeç bu gemi işinden. Benim kararım kesindir ağam. Ben kendi gemimle, kendi leventlerimle kendi rızkımı kazanacağım. Başkasının gemisinde levent olmaktansa kendi gemimin reisliğini yapacağım. Yarın Modon kuşatmasına gideceğiz. Şahbaz'la Gabriel'in nerede ne yapacağı belli olmaz. Sana zararları dokunacak diye çekinirim. Ben kendi gemimle rızkımın peşinden gideceğim. Bana zarar verecek bir şey yapamazlar. Sen de itimat edesin gayrı bana. Kopan yaprağın akıbeti rüzgarda savrulmaktır İlyas. Unutma bunu. İnşallah senin de sonun böyle olmaz aslanım. Eyvallah. Hayrola? Hayırlı akşamlar. Sağ olasın, sana da. Sana geminle yapacağın ilk işini getirdim İlyas. İlk işim mi? Neymiş? Yarın İlaryoz Adası'na yüklüce zeytinyağı taşınacak. Kazancı bol bir iştir. İlaryoz Adası dediğin şura zaten. Erkenden yola koyuldun mu, hemen malları teslim edip gelirsin. Aldığım gemi için bizzat yardımcı oldun. Şimdi iş getirirsin, eyvallah. İlk kazacımla da sana ziyafet çekeceğim, söz. Ne demek İlyas, ne demek? Sen paşamızın göz bebeğisin. İlk günden kazançlı işler yap ki Kelemez'e gururla dönesin. Herkes senin ne derya kurdu olduğunu görsün. İnşallah. Haydi selametle. Yarın erkenden giderim ben. Git bakalım İlyas. Git. İlyas attığımız yemi yutup İlaryoz Adası'na gitmiş. Kelemez'e saldıracak adamlarımız da oradadır. Sana Kelemez'i almanın tam zamanı.
Kahraman askerleri! Birazdan yelkenlerimizi savaş için açacağız. Oruç ve Hızır Modo'na varmadan biz Kelemez'i alacağız. Kelemez'i Türk kanına boyamak için. Türk kanına boyamak için. İntikam için. İntikam için. Yaşasın. Büyük Venedik. Yine kılıcını kuşandın, kuşatmaya gidiyorsun. Üstelik Hamza Bey de karşı çıkmış sana. Çok ağır bir yükün altına giriyorsun Oruç. Biz bu yola Allah rızası için gideriz İzabel. Allah da bize yardım edecektir bu yolda. Eğer biz üzerlerine gitmezsek onlar bize taarruz edecekler. Her ne olursa olsun biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Benim tek yüküm yüreğimedir. Koçbaba adasını aldıktan sonra seninle izdivaç edeceğimize dair söz vermiştik. Ama bu olan hadiseler... Eğer sen bu olaydan önce evlenelim deseydin... ben bu meseleyi halletmen gerekir derdim. Yüreğini ferah tut. Kalbim attıkça bekleyeceğim seni. Yeter ki kader bizi... muradımıza ermeden ayırmasın Oruç. Amin İzabel. İlk işinde iki kese altın kazandın İlyas. Çok şükür gemimizin bereketini gördük. Çok şükür. Ama işimin bir yeri buruktur Esma Hanım. Ağalarım Modo'na gidecekler. Ben burada kendi gemimle uğraşırım. İlyas sen de böyle olmasını istemezdin. Ama hak ettiğin vazifeyi verselerdi zaten yanlarında olurdun. Bak şimdi aslanlar gibi kendi geminin reisi oldun. Herkes de görecek senin kim olduğunu. Allah! Hiç mi korkarsınız Allah'tan? Kölemiz onlar. Sana mı soracağız? Zorla köle etmişsiniz garipleri. Üstelik hepsi de Müslümandır. Müslümanı küffara zorla köle ettirmem. Bırakın onları. Ettirmezsen öde hepsinin bedelini kendin al. Yoksa hepsini farklı pazarlarda satacağız. Ben kimsesiz büyüdüm. Çok da kimsesiz büyüttüm. Bu gariplerin halinden iyi anlarım. Gönlüm alalım der ama... sen bu parayı yeni kazandın. Ay, kararsın mı? Boş ver Esma. Yine kazanırız. Mazlumları zulümden kurtarmak iki kese altından daha kıymetlidir. Bey yardım et. Allah'ın razı için. Yapmayın. Hepsi için bu kadar altın yeterli midir? Geri durun. Oo. Yeter tabii yeter. Salın şunları yeni sahiplerine. Biz de gidip biraz keyfimize bakalım. Allah'ım.
Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Korkmayın benden. Size zarar vermem. Hep beraber Kelemes'e gideceğiz. Benim ağam oranın muhafızıdır. Size orada sıcak yuva veririz. Yurt veririz. Oruç Reis, gemi alırsan başına bela alırsın demişti ama... şimdi bu işi yaptığını görünce memnun olacak o da. Haydi. Şunların saf hallerine, merhametlerine bayılıyorum. Aferin, iyi iş başardın. İlyas köle sandığı adamlarımızı Kelemez'e sokacak. Sonra da kanlı saldırı başlayacak. Hadi gidip Gabriel'e haber verelim. Kelemez'i cehennem etme vakti geldi. Haydi Levetler! Acele edin, haydi. Gün tepeye çıktı, daha biz sefer yoluna çıkamadık. Acele biraz, haydi, haydi. Haydi, haydi. Kaç, kaç. Haydi, Meryem. Bu tarafa, bu tarafa. Haydi, sallanmayın, haydi. O kadar tas ederdin yüzüne. Bak, gül gibi açılmış işte. Modunu kuşatmaya gidiyormuşsun Hızır. Ben de geleyim mi? Bu kuşatma uzun olacak. Çetin olacak. Senin burada kalman daha iyidir. Beni de bu korkutur ya. İlk defa böylesi büyük bir kuşatmaya uğurlayacağım seni. Sen orada canını ortaya koyup savaşırken... benim burada aldığım nefes zehir olur bana. Töredir. Her kişi cenge gittiği vakit kılıcını hatunun döşeğine bırakır. Zafer kazanmadan dönmeyeceğim demenin yeminidir bu. Henüz bir yastığa baş koymamış olsak da gönüllerimiz birdir. Sen de bunu ben dönene kadar başucuna koyasın. O vakit beni her daim yanında göreceksin. Aldığın nefes de zehir değil, benim nefesim olacak. Bunlar kimdir? Mazlumlardır. Korsanlar köle edecekken ellerinden kurtardım. Kelemez'e getirdim. Müsaade veremeyiz. Dışarıdan kimsenin sokulmamasını emretti Oruç Reis. Köleyken kurtardığım mazlumlar derim. Çekilin haydi. Zaten Oruç ağama götüreceğim. O da memnun olacaktır. Ne olur burada İlyas. Bu mazlumları kölelikten kurtardım. Kelemez'e eleştireceğim, müsaade etmezler. Her yerde emniyet artırıldı İlyas. Bu sebeple dışarıdan kimse sokulamaz. Ya görmez misin ellerini? Bunlar mı tehlikeli olacak? Bunlar gibi bir sürü de gemide var. Hemen Oruç ağamla konuşurum. O da onları kölelikten kurtarıp getirdiğim için memnun olur. Hamza Bey ile Mesih Paşa'da sıkı tutar emniyeti. Bizlik bir vaziyet yok. Ama ben sana kefilim. Biz şimdi hepsini tek tek inceleriz. Sen şimdi iskelede bekle. Eyvallah. Sağ olasın. Merak etme. Hepinizi silahlandıracağım. Saldırıya hazır olun. Gemilerle Leventler hazırdır yola çıkmak için. Gayrı Modon'da bizi çetin bir mücadele bekler. Modon'daki casuslara haber saldım. Gereken desteği içeriden verecekler. Eyvallah. Thank you.
Hayrola, niye ayaklandın böyle? Ben de sizinle geleceğim Oruç. Yaraların daha tazedir. Bu kuşatmaya takat getiremeyebilirsin Antoğan. Ben ruhuma gereken şifayı aldım. Derviş baba vesilesiyle Müslüman oldum. Ey maşallah. Adım da bundan böyle Antoğan değil, Murat'tır. Hani demiştin ya, sevdiğin kadını öldürenlerle bizi esir alanlar aynı kişilerdir diye. Haklıydın. Şimdi o zalimlerle ben de savaşmak istiyorum Oruç. Allah girdiğin yolu hayırlı uğurlu etsin kardeşim. Bir kez daha aramıza hoş geldin Murat kardeş. Bugüne dek yolda yoldaşımızdın. Artık dini bir, töresi bir kardeşimiz oldun. İkaz etmeme rağmen kuşatma hazırlıklarını yapmışsın Oruç Reis. Daha evvel gideceğimi söylemiştim size Hamza Bey. Bizim sözümüz devlet sözüdür. Devlet sözünü çiğnemek sana yakışmaz. Ben devletin sözüne itibar edip Gabriel'i serbest bıraktım. Ama o düşmanlığına devam etti. Şahbaz hainiyle işbirliği yapmaktalar. Onların gelip kuşatmasını bekleyemem. Biz gideceğiz kuşatmaya. Ben devlet sözü çiğnemem, devletin sözüme itibar etmesini beklerim. Oraya gidersen önüne taş koyacak değilim. Ama devlet bu yüzden senin üstüne gelirse sizi müdafaa edemem. Ben sizin için söylerim. Eyvallah. Gabriel geldi Oruç. Reisim çok yardımseverdir. Hepinizi bağrına basacaktır. Cüretle gelirsin buraya. Duydum ki Madon'u kuşatmaya gelecekmişsiniz. Ama ben buraya barışmak için geldim. O şahbaz itini vermeyerek barışı siz bozdunuz. Bunu siz istediniz. Şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Thank you.
Barış'ın şartı Şahbaz'sa, Şahbaz artık sizindir. Beni sattınız Gabriel. Bana ihanet ettiniz. Senin yüzünden Türklerle savaşa giremem Şahbaz. Barış için ne kadar samimi olduğumu anlamışsınızdır artık. Şahbaz'ı alın, kuşatmadan vazgeçin. Evvela Şahbaz'ı yolla, sonra kuşatmadan vazgeçeriz. Götürün. Oruç.
Barbarossa, Eylesa, Yelesa, Hele Barbarossa.